Saadet Partisi Eskişehir İl Kadın Kolları Aile ve Kadın Politikaları Başkanı Serap Demir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Türkiye'de kadınların en büyük problemlerinden birinin geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen Demir, çalışmak zorunda kalan kadınlarımız çalışma hayatı içinde büyük zorluklar yaşamaktadır dedi. Saadet Partisi Eskişehir İl Kadın Kolları Aile ve Kadın Politikaları Başkanı Serap Demir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle açıklama yaptı. Türkiye'de kadınların en büyük problemlerinden birinin geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen Demir, çalışmak zorunda kalan kadınlarımız çalışma hayatı içinde büyük zorluklar yaşıyor. Evine gelir getirebilmek için ağır şartlarda, uygun olmayan zaman ve zeminde, sosyal güvenceden mahrum statüde ve ucuz iş gücü olarak çalışmak durumunda kalıyor dedi. Elbette sağlık hizmeti ve nitelikli eğitim, itibarlı, güvenli ve onurlu yaşam, kamu hizmetlerine ve kaynaklarına eşit erişim, kadın erkek her insanın doğal hakkıdır. Ancak hala ülkemizde kadının daha doğduğu zaman sosyal yapının ön yargılarına muhatap olmakta, eğitimi, sağlığı, istekleri, umutları ailede ikinci planda tutulmaktadır. Sonrasında ekonomik, sosyal, siyasal, akademik alanda maddi manevi türlü zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bugün kadınımızın en büyük problemi geçim sıkıntısıdır. Doğal olarak çalışmak zorunda olan kardeşlerimiz, kadınlarımız çalışma hayatı içerisinde büyük zorluklarla yaşamaktadırlar. Evlerine gelir getirebilmek için ağır şartlarda, uygun olmayan zaman ve zeminde, sosyal güvenceden mahrum statüde ve ucuz iş gücü olarak çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Programa katılan Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl de Saadet Partisi'nin kadınlara bakışının farklı olduğunu şu şekilde ifade etti. Bir başkan olarak özellikle Saadet Partimizin kadına bakışının bugünkü bütün siyasi partilerden farklı olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü insan yaratılmış varlıklar içerisinde en şereflisidir. Baktığımız nokta budur. Dolayısıyla kadına bakış yönümüz de değerler açısından hiçbir zaman kadının yaratılışı, fiziksel durum bakımından oraya bakmamalı. Ama bugün maalesef kendi ülkemizde ve coğrafyamızda, hatta dünyada kadınların aslında hak ettiği noktaya gelemediğinin ifadelerini kullanmak istiyorum. Dolayısıyla kadın tabii kendisini ifade ederken erkeklerle ilgili açık ifade etmek gerekiyorsa bir eşitlik olarak ifadesinin toplumda henüz arzu ettiğimiz noktada bir karşılık bulmadığını söyleyebilirim. Tabii değerler siyaseti yapıyoruz. Demin de ifade etmeye gayret ettim. Özellikle Saadet Partimizin bu konuda duruşu gerçekten çok farklı. Bunu ifade edelim.